Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisinde açısal momentum kuantum sayısına devam ediyoruz. Dolayısıyla bu video içerisinde açısal momentum kuantum sayısının ne olduğundan bahsedeceğiz, neyi tanımladığından bahsedeceğiz. Gelin başlayalım. Açısal momentum kuantum sayısı İkincil kuantum sayısı ya da yan kuantum sayısı olarak da söylenebiliyor. Şimdi biz bir önceki videoda baş kuantum sayısını yazdık, yaptık. Ee, ve orbitalin adresini vermeye çalışıyoruz dedik. Onu mahalle gibi düşündük. Ve ee, mahallenin de sokaklara ayrıldığından bahsederiz biliyorsunuz adreslerde. Dolayısıyla önce şunu söyleyelim. Katmanlar yani enerji düzeyleri n ile gösterdiğimiz baş kuantum sayısıydı. Katmanlar alt katmanlara ayrılıyor arkadaşlar. Yani mahallenin sokakları var. İşte bu alt katmanlar bizim açısal momentum kuantum sayısı dediğimiz kuantum sayısına denk gelen katmanlar. Açısal momentum kuantum sayısı bize orbitalin şeklini belirten kuantum sayısıdır. Kuantum sayısıdır. Hatta orbitalin türünü belirten kuantum sayısı da diyebiliriz. Açısal momentum kuantum sayısını sevgili arkadaşlar şöyle havalı bir L ile gösteriyoruz. Hangi değerleri alabilir dediğimizde bu baş kuantum sayısına bağlı. Çünkü onun alt katmanları olduğu için belirli bir baş kuantum sayısı yani n değerine bağlı olarak sevgili arkadaşlar L'nin alabileceği değerler dediğimizde tekrar söyleyeyim n katmandı bunlar alt katman dolayısıyla n değerine bağlı olarak değerlerini belirliyoruz. N'nin alabileceği değerler sıfırdan başlıyor ve Oh, L yazacaktım şuraya. Hop. N eksi 1'e kadar değer alabiliyor. Şimdi bu ne demek? Şöyle yapalım. Diyelim ki 3. enerji seviyesindeyiz. Yani baş kuantum sayımız 3. Burada L'nin alabileceği değerler 0, 1 ve 2 olur. Yani N eksi 1'e kadar 3 farklı değer alabilir. Şimdi N baş kuantum sayımızdı bizim. Şöyle başka bir renkte yazayım. Bunun alabileceği değerlerin birden başlayarak tam sayı değerleri olduğunu söylemiştik. L'nin alabileceği değerlerse sıfırdan başlayıp en eksi bire kadar olduğunu söyledik. Bakınız, bunlar da rakamlar, bunlar da rakamlar. Dolayısıyla bunların birbirine karışma olasılığı var. Bunu engellemek için açısal momentum kuantum sayılarına denk gelen harfler kullanıyoruz. L eşit 1, L eşit 0, S türü orbitali, L eşit 1, P türü orbitali, L eşit 2, D türü orbitali, L eşit 3, F türü orbitali tanımlıyor. Şunlar bizim için yeterli. Ha bundan sonra devam ediyor G, H vesaire diye ama bilinen 118 elemente karşılık bu 4 tür orbital bize yeterli. 0, S, 1, P, 2, D, 3 de F türü orbitali tanımlar diyoruz. Açısal momentum kuantum sayısını L ile gösteriyoruz. Ve belirli bir n değerine bağlı olarak sıfırdan başlayarak n-1'e kadar değer alabileceğini, orbitalin şeklini ya da türünü belirttiğini söyledik. 0, s türü orbitale, 1, p türü, 2, d, 3 de f türü orbitale denk geliyor demiştik. Bakınız burada orbitallerimizin şekilleri var. S orbitali dediğimizde sevgili arkadaşlar şöyle küresel bir yapıdan bahsediyoruz. Bu gördüğünüz S türü orbitaldir. Eğer şu gördüğünüz gibi ise yani papyon ya da dumbbell gibi bir şekil varsa bu şekil ha S orbitali olduğu için bunun L değeri 0. Bu gördüğünüz L değeri 1 olan P türü orbitali tanımlar. Şurada gördüğünüz L değeri 2 olan D orbitalini tanımlar. Onun şeklidir. Şu gördüğünüz L değeri 3 olan F orbitalinin şeklidir. Tabi bunların bir de uzayda yönelimleri var bir başka kuantum sayımızda. Sizin burada şu iki orbitalin şeklini bilmeniz gerekir. Yani S orbitalinin küresel olduğunu, L orbit- e, özür dilerim P orbitalinin ise papyon ya da dumbbell şeklinde olduğunu bu bölgeler elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri tanımlıyor. Bu şekilde olduğunu söyleyebilmelisiniz. Dedi ki belirli bir n değeri için L'nin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3 vesaire n 1'e kadar gidiyor. Bu S türünü, bu P türünü, bu D türünü, bu da F türünü belirtiyor. Şimdi şöyle yapalım birinci enerji seviyesinde en eşit 1'de. L'nin alabileceği değerler n-1'e kadar alıyordu ya 1'den 1'i çıkarırsınız 0. Demek ki tek bir değer alıyor arkadaşlar. En eşit 2'ye geldiğimde L'nin alabileceği değerler şundan 1 çıkartırsanız 1 kalır 0 ve 1'dir. En eşit 3'te L'nin alabileceği değerler n-1 2'ye denk geldiği için 0 1 ve 2'dir. En eşit 4'te yani 4. enerji seviyesinde L'nin alabileceği değerler şundan 1 çıkarsanız 0, 1, 2 ve 3'tür. Biz bunları nasıl gösteriyoruz dersek şöyle 0 hangi harfe denk geliyordu arkadaşlar? S'ye. Biz o zaman şunu diyoruz. 1, S diye bir orbitalimiz var. Bu birinci enerji seviyesinde küresel orbitaldir. Yani orbitalimizin gösterimi 1S oldu. İkinci de neler var? Bu S'yi bu P'yi tanımlıyorsa demek ki baş kuantum sayısı 2 olduğunda yani ikinci enerji seviyesinde bir 2S orbitali var. Yani küresel bir orbital var ikinci enerji seviyesinde. Bir de papyon şeklinde bir P orbital türü var diyoruz. Üçe neler yazacağım? Bu S'yi bu P'yi, bu da D'yi tanımladığına göre 3. enerji seviyesinde S türü, P türü ve D türü orbitaller var diyoruz. 4T, S, P, D ve F hepsi var. Demek ki 4S, 4P, 4D ve 4F'yi gösteriyor. Yani P'yi gördüğümde neyi anlıyorum arkadaşlar? Şeklini anlıyorum. Bunu gördüm. Şöyle papyon şeklinde bir orbitalde bulunuyor elektronumuz. Başındaki kat sayıyı gördüğümde ise bu bana katman ya da enerji seviyesini gösteriyor. Hangi enerji seviyesinde olduğunu gösteriyor. Mesela şöyle ne renkte yapayım? Kırmızı ile yapayım. 2P'yi gördüm. 3P'yi gördüm. Bunların şekilleri aynı. Ama bu ikinci enerji seviyesinde bu üçüncü enerji seviyesinde. Ha bu üçüncü enerji seviyesinde olduğu için şekil aynı ama bunun daha büyük olduğunu anlıyorum. Bu da açısal momentum kuantum sayısının bize belirttiği şey arkadaşlar. Açısal momentum kuantum sayısını yaptık. Bundan sonraki videomuzda manyetik kuantum sayısından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.